Evet arkadaşlar, kanalımıza hoş geldiniz. Bugün size iPhone 14 serisi telefonları nasıl DFU moda ve nasıl Restore moda alınır onu anlatacağım. iPhone kullananlarınız bu terimlere aşina olabilirler. DFU mod, Restore mod nedir diye bilenler vardır. Bu modlar arkadaşlar telefona yazılım yükleme modları. İki tane mod arkadaşlar bunlar. Restore mod dediğimiz telefonu sıfırlama modu. Yani nedir? Siz telefonu birisine satacaksınız işte veya bir sıkıntılar yaşıyorsunuz işletim sisteminde. Restore modu alıp bilgisayara bağladığınızda telefonun içindeki verileri kaybetmeden üzerine yeni bir işletim sistemi de kurabilirsiniz. Veyahut içindeki bilgileri de tamamen silerek yani fotoğraflarınız olabilir, notlarınız. Tamamen yeni bir cihaz haline de getirebilirsiniz Restore modda. Bu Restore mod şey gibi düşünün. İlk aşama yazılım modu gibi düşünün. Bunun bir üstü, bir abisi dediğimiz DFU modu var. DFU modunda cihaza yazılım yüklendiği zaman cihazın içinde hiçbir şey kalmaz. Yani işletim sisteminin kendisini dahil siler. Restore mod küçük ön silme modu gibi düşünüyoruz. Bilgiler durarak üzerine yeni işletim sistemi kurma. Restore modda bilgileri silerek de yeni bir işletim sistemi kurma. DFU modda ise işletim sistemi dahil her şeyi silerek yeniden kurma. Bunları öğrendik. Şimdi bakalım Restore modu ve DFU modu telefonumuzu nasıl geçiriyoruz? DFU ve Restore modu göstermek için iPhone 14 Pro'ya geçerken kendi kullandığım, bir önceki kullandığım iPhone 12 mini üzerine deneyecektim. Sonra aklıma geldi. Dedim iPhone 14 Pro var hani kırmak için ayırdığımız. Bunu da göstermeyi istedim. Bunu da size şimdi Restore modu öncelikle, daha sonra da DFU modu nasıl alınır onu gösteriyoruz. Hadi başlayalım. Yeni işletim sistemi olan herhangi bir MacBook'unuz varsa artık eskiden iTunes programı vardı. Hani kafaları karışanlar olabilir. İnternetten iTunes'a bağlayın vesaire diyor. Eğer yeni işletim sistemi olan bir MacBook kullanıyorsanız artık iTunes ihtiyacınız yok. Sizin dosya Finder'da sol tarafta telefonunuz direkt olarak görünecek. iTunes'u nereden yükleyeceğim, işte nereden bulacağım gibi bir arayışa girmeyin. Çünkü yeni işletim sistemlerinde böyle bir ihtiyacınız yok. Arkadaşlar şimdi bilgisayarımızı açıyoruz. Bir ekran kaydı başlatayım ben size. Şimdi işlem yapmaya başlıyorum. iPhone 14 Pro ile yapacağım bu işlemi. Şimdi şöyle cihazda göstereyim ben size. iPhone 14 Pro 16, iOS 16 yüklü cihazda. İlk öncelikle normal bilgisayarınızı bir Lightning kablo ile bağlıyorsunuz ama şuna dikkat edin. Piyasadaki birçok kablonun data transfer özelliği yok. Mümkünse orijinal kablo olursa sıkıntı yaşamazsınız. Orijinal olmayanlar da bazen bağlantı sorunları olabiliyor. Onun için orijinal kablo kullanmayı tercih edin. Bilgisayara telefonumu taktım. Şimdi burada yapacağımız tuşlar. Hemen bilgisayarıma güven dedim. Şimdi İlk önce bir yazılım indirmesi gerekiyor. Onu bir indireyim. Eğer bilgisayarınızdaki işletim sistemi eski ise bilgisayarınızın yeni cihazı görebilmesi için ek yazılımlar indirmesi gerekebilir. Bu cihaz daha çok yeni olduğu için bilgisayarımız ona göre biraz daha eski kalmış. Bunu tanıması gereken dosyaları indiriyor. O indirdikten sonra devam edeceğiz. Gel Ramazan gel. Yazılım indiriyor. Evet arkadaşlar, yazılım indirmesi bitti. Dikkat ederseniz sol tarafta telefonunuzu gördü. Hani demiştim ya, normalde artık iTunes'a gerek yok. Bilgisayarınız Finder'da artık görüyor. Evet, şimdi DFU modu alalım. Bir tuşlar hakkında bilgi vereyim. En azından tuşları işlemi sıralarken hangi tuşa basacağınızı bilin. İnternetten benim dışında anlatanlara denk gelirseniz oradan da görmüş olursunuz. Şimdi arkadaşlar, sağ tarafta, size göre sağ taraf, bana göre sol taraf dediğimiz, hatta şöyle yapayım göstereyim. Terimleri söylerken, işlemi yaparken kafanız karışmasın. Şu tarafta ses yükseltme tuşu, ses kısma tuşu ve alçaltma tuşu. Bu tarafta power tuşu. Bu üç tuşu kombinasyonlarıyla recovery ve DFU modu alıyoruz. Recovery mod için yapmamız gereken 3 tane tuş kombinasyonu var. Öncelikle ses açma tuşuna basıp bırakıyoruz. Ses kısma tuşuna basıp bırakıyoruz. Power tuşuna basıyoruz ve bekliyoruz. Yani yapılması gereken aslında çok basit. Bu sıralamayı yaparken çok fazla hızlı yapmaya çalışmayın. Aman işte elim aceleye yaptım demeyin. Hani basıp bırak, basıp bırak, basılı tut. Bu kadar basit. Şimdi sizinle beraber yapıyorum ben. Ses açma tuşuna bastım bıraktım, bastım bıraktım, bastım ve basılı tuttum. Biz bu işlemi yaparken videodan saniyeleri de gösteririz. Özellikle DFU modda saniyeler önemli çünkü saniyeyi kaçırmamanız gerekiyor. Bakın gördünüz cihazınız kapandı. Tekrardan açılırken recovery modda açılacak. Bu yükleme modu arkadaşlar. Bekliyoruz. Elimizi bırakmıyoruz. Ses açma tuşuna bastık bıraktık. Ses kısma tuşuna bastık bıraktık. Power tuşuna bastık ve bekledik. Olay bu. Bakın gördünüz. Bu işaret recovery mod dediğimiz tamamen sistem dosyalarını silmeyen, işletim sistemin üzerine kurulum yapabileceğiniz bir mod. Yani burası ayrımı iyi görmek lazım. Ekran kaydında da görüyorsunuz. Güncelle ve geri yükle diyor. Burada güncelleyi seçerseniz işletim sistemindeki bilgileriniz stabil kalır. Sadece işletim sisteminiz düşükse yeniler, aynıysa aynı işletim sisteminde herhangi bir eksiklik veya işte tutarsızlık varsa onları günceller. Geri yükle dediğiniz zaman işletim sistemindeki birçok dosyayı değiştirir. Versiyon yeniyse yeniler. Aynı zamanda da sizin içindeki bilgilerinizi de siler. Recovery moddan çıkmak için de aynı işlemleri yapıyoruz. Üst tuş, alt tuş, power. Basılı tuttuk.
Burada yapmanız gereken şu, Apple logosu geldikten sonra bırakmak. Artık şimdi kapandı, yeniden açılıyor ya bakın. Zaten bilgisayarda ekran görüntüsünde görürsünüz. Bilgisayarda artık recovery modda çıktı cihazımız. Çıktıktan sonra ben de power tuşunu bırakıyorum. Şimdi normal açılacak. Gördüğünüz gibi recovery moddan çıktı. Yani recovery moddan nasıl alıyorsanız recovery moddan çıkması da aynı şekilde. Şimdi bunun bir üst modu olan DFU mod. DFU mod. Yani İngilizcesi DFU mod. Dediğimiz moda almayı gösterelim. Bu modu ne için kullanırız biz? Cihazda büyük sorunlar varsa kullanırız bir. Bir de cihazı birisi işte satıyorsa, alıyorsa yani cihazda hiçbir şey kalmasın. Yani Apple tarafından dahi cihazın içinden eski verilerin hiçbir şeyin alınamayacağı sıfırlama metodu bu. Şimdi ona geçelim. Recovery modu zaten gördünüz. Ona çok benziyor bu. Burada bir tık daha işler zorlaşıyor. Bir tık daha karmaşıklaşıyor. Saniyeleriyle birlikte biz yazacağız ki onu siz de kaçırmayın. Burada yapmamız gereken şey şu. Ses açma tuşuna bastık bıraktık. Ses kısmaya bastık bıraktık. Power'a bastık. Aynı recovery moddaki gibi düşünün. Bastık. Nasıl ekran kapanıyordu. Daha sonra Apple logosu ile yeniden açılıyordu. Burada ekran siyah olana kadar bekliyoruz. Ekran siyah olduktan sonra power tuşunu bırakmıyorsunuz. Ekran siyah olduktan sonra ses kısma tuşuna tekrardan basıyorsunuz. İki tuşa beraber basıyoruz. Bakın burayı kaçırmayın. Power tuşunu hiç bırakmayacağız. Ses kısma tuşuna beraber basılı tutuyoruz. Burada takribi bir 3 saniye basılı tutacağız. Daha sonra power bırakıp ses kısmına da devam edeceğiz. Şöyle düşünün. Burası, burası, burası. Sonra ikisi beraber. Sonra burayı bıraktık, sadece burası. Hadi gelin şimdi ona başlayalım. Açma bastım bıraktım. Kapama bastım bıraktım. Power'a bastım. Ekran kapanmasını bekliyorum. Ekranın siyahlanmasını bekliyorum. Simsiyah bir ekran gelecek. Evet, ses kısmına bastım. 1001, 1002, 1003 ve bıraktım. Şimdi ekranınızda herhangi bir DFO modda herhangi bir görsel olmaz. Siyah ekran gelir. Bakın şu anda bilgisayarınız gördü. Artık bıraktım. Şu anda telefonumuz DFO modda. Bilgisayardan görürüz. Bilgisayar moduna geçeriz. Evet, kurtarma modunda bir cihaz bulundu diye size zaten söylüyor. Tamam dedim. Burada dikkat ettiniz mi bilmiyorum. DFO modda güncellemeleri denetle kısmı pasif. Az evvel nasıl ki recovery modda güncelle ve iPhone'a geri yükle diye iki seçenek vardı. Burada DFO modda artık güncelle kısmı kalktı. Sadece geri yükle var. Yani geri yükle neydi? İçindeki her şeyi silerek. Recovery'deki her şeyi silerek kısmında bir soft format gibi düşünün. Ama DFO'da tüm bellek içindeki gelmiş geçmiş her şeyi silerek sıfırdan bir işletim sistemi kurma olduğunu da bilelim. Evet arkadaşlar, DFO mod ve recovery mod bu şekilde. DFO moddan çıkmayı da anlatayım. Gene aynı şekilde recovery'den çıkma gibi ses açma, ses kısma, power bastınız. Tekrardan cihazınız reset atacak. Resetten sonra Apple logosunu görünce bırakacaksınız. Bakın cihazınız bilgisayarda ekranda kayboldu. Artık bırakabilirim. Cihaz Apple logosunda yeniden geldi. Birazdan normal işletim sistemi şeklinde açılacak cihazımız. Bakın böyle. Recovery ve DFO moddan çıkışlar aynı. Bunları unutmayalım. Umarım bu bilgiler işinize yarar. Herhangi bir sıfırlama ve yazım yükleme işlemi ihtiyacınız olduğu zaman bu bilgileri kullanırsınız. Bu bilgileri kullandıktan sonra da kanalımıza abone olmayı, videoları beğenmeyi, bir sonraki videoların içeriği hakkında yorum ve istekte bulunmayı unutmayın. Bunlar tabii bizim için, kanalın büyümesi için gerekli ve önemli şeyler. Bunları esirgemezseniz seviniriz. Kendinize iyi bakın.